CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına sıcak bakıyor. Bugün gazeteci Aydın Özdalga'ya da bunu açıkladı. Kulislerde bir süredir konuşuluyordu. Muhtemelen belki de e, Mustafa Sarıgül'ü koyarlar. Başka adaylar da var. ne, Kocaeli gelmişti. Kocaeli evet. Barış Kocaeli. arkadaş. Gaziantep'le alakalı da bir gündem olmuştu. <laughs> evet. Gaziantep ile lütfen. Geçiyorum. Evet. Memleket Partisi İstanbul'un birçok ilçesinde Aday çıkartmak için çalışma yürütüyor. Yarın Memleket Partisi adına Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş Belediye Başkan Aday adayı Nasuh Mahruki'ye Beşiktaş adaylığı teklif edilecek. Beşiktaş adaylığı? Evet. Memleket Partisi adına teklif kabul edilecek. edecek mi? Sıcak bakıyor mu? Kabul edeceğini zannetmiyorum. Hmm. İki. O arada Cumhur İttifakı'ndan Serkan Toper iyi çalışıyor. Belirtmiş olalım sevgili dostumuz. İki, Ankara'da Memleket Partisi Kayhan Yüreğir'i İstanbul'da Mehmet Sevigen'e aday çıkartabilir. Yine Ataşehir'de biliyorsunuz zaten Reşat, Şahin Reşat Şahin Öztürk aday oldu. Kadıköy adayını bekliyorum. Bu arada söyleyeceğim. Battal İl Gezdi bir... <laughs> ya, oraya Battal Gezdi, bir, ya. Abi, süre kalmadı, süre. bir evet. mesaj yazdı. Heh. Ben kesinlikle İyi Parti ile görüşmedim. İyi Parti ile herhangi bir temasım olmadı. Lütfen bunu söylemenizi istiyorum. Benim Peki. öyle bir temasım olmadı dedi. Bir gelelim Kadıköy'e. Ee, diğer İstanbul ilçeleri de var ama evet, Kadıköy şöyle barış merak Kadıköy ettim, söyleyeyim, 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 abi. Tamam. Bizi ya. Kadıköy kendi memleketi olduğu için söylemek ya. istemiyor ya. Diğer ilçelerde söyle Kadıköy, Kadıköy için... çekin mi yoksa hayır, Hayır. Kadıköy için birçok isim konuşuldu, birçok isim analiz edildi, birçok isim üzerine araştırmalar yapıldı ama benim cuma günü edindiğim bilgiye göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkan adaylığı için Mimar Tülin Hadi ismi düşünüyor, Fotoğrafı da var yolladım arkadaşlara. Ee, fotoğrafı hazır ha, hazır mı şey, Tuğba? Tülin Hadi Fotoğrafını kimdir? Fotoğrafını da verelim. Tülin evet. Hadi dedi. Barış Yarkıdaş Kadıköy için evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tülin olarak. Tülin Hadi mimar. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıktan sonra kent konseyi başkanlığı yaptı. Bir yıl bu görevi yaptı. Şu anda da iki üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Cadde Bostanlı yani Kadıköylü bir isim. Şu an için CHP kulislerinde ilk kez duyacağınız isim bu. Hatırlarsınız Ekrem İmamoğlu da Kadıköy için mutlaka kentle ilgili ve bir kadın olmalı diyordu. Özgür Özel'in ben geçen hafta gönlünün Kadir de olduğunu söylemiştim. Ama Kadıköy'de perşembe günü e göreceğiz. bu hafta gitti mi? Yani perşembe günü göreceğiz. Adayı adayı, adayı, adayı terk adayı etti. Tülin Tünin hangi? Senin gönlün kimde? Ekrem İmamoğlu'nun <laughs> adayı mı kazanır? <laughs> Yürkan Acil ben bir zor soru sorayım. Sok, Senin gönlün sok. kimde Barış arkadaş Kadıköy'de onu bir söyle bakalım. Ya benim evet. gönlüm tüm araştırmalarda birinci çıkan Gürsel Tekin'de. Hmm. Dört araştırma yapıldı. Dördünde de Ama birinci olan çıktı. Ama önemli Ekrem İmamoğlu'nun oldu. <laughs> Bu arada Mustafa Sarıgül için yarın Ordu İl Örgütü de adaylık teklifinde Peki. bulunacakmış. Gelelim hemen İstanbul'un diğer ilçelerine hızlıca. Hemen hızlı bir de deme gelelim. Çünkü. Bakırköy'de Doktor Ayşegül Ovalıoğlu'nun adaylığı artık çok üst düzeyde konuşuluyor. Kendisi çok eleştirilmişti hatırlarsınız. Eşi iki dönem AK Parti'den milletvekili adayı oldu diye. Ama babası hem dedesi CHP işte yani görevler, yapmış. görevler yapmışlar o, o, o. belediyede. Avcılarda Utku Caner Çankaya ismi için Rıza Akpolat bastırıyor. Esenyurt'u söylüyorum. Ha, en bir süredir mi? Esenyurt ve Adalar dem partiye mi bırakılacak tartışması vardı. Böyle bir şeyin olmadığını Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki önemli isimlerden aldım. Kimin ismi konuşuluyor Esenyurt için? Bir, ilçedeki adaylardan biri olan Ali Gökmen... İkincisi de kamuoyunun yakından tanıdığı halis Kahriman. Nereden tanıyor halis Kahriman'ı kamuoyu? Hayır. Şuradan tanıyor. O Ali Kahriman. O Ali Kahriman. Kemal Bey, <laughs> Kemal Bey genel başkanken Profesör. Kemal Bey genel başkanken <laughs> biliyorsunuz DEVA be. Partisinden Muhteva. istifa eden 13 ilçe başkanıyla. Aa evet. Görüşmüştü. Çok da büyük tartışmalar olmuştu. Transfer mi diyorlar? Diye. De Deval transfer Deval değildi. Deval evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Esenyurt ...adaylarından ağırlıktaki isim Halis Kahriman'dır. Şu an bir araştırma yapılıyor. Çarşamba günü bu araştırma sonuçlanacak. Halis Kahriman mı, Ali Gökmen mi bunu göreceğiz. Ama Battal İlgezdi'nin dediği de doğru. Ben şimdi hızlıca söyleyeyim. Alakalı. Sarıyer'de çok arkadaşımız aday. Mesela Dilek Karafazlı var, Erol Aydın var, Hüseyin Coşkun var. Çok isim var ama... Sarı yerde Tonguç Çoban'ın isminin ön planda olduğunu söyleyebilirim. Değil mi? E, araştırma da yaptı geçmiş dönemde ama e, şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevleri var. Evet. Belediye meclis üyeliği yaptı. Adalarda İbre'nin Ali Ercan Akpolat'a döndüğünü söyleyebilirim. Çankaya'da zaten Hüseyin Can Güner'in ismi geçiyor. Ankara Çankaya. Ankara Çankaya. Murat Paşa'da iki isim var. Antalya Murat Paşa'da biri Turgay Genç. Eski döşeme altı. Evet. Belediye. Bir diğeri de Osman Çetin Budak eski milletvekili. E, i̇kisinin arasında Turgay Genç ile Osman Çetin Budak arasında gidip geliyor. E, mevcut, o da Mevcut belediye başkanı yok. Büyükşehir olacak filan diyorlar da tasdik olacak. O da Perşembe günü belli olacak Antalya. Hemen söylüyorum Dem Parti. Dem Parti'nin hem İstanbul hem İzmir adayını söylüyorum Gürkan. Dem Parti 2-3 gündür yoğun görüşmeler yapıyorlar. Muhtemelen İstanbul'da aday çıkaracaklar. Orada eş başkanlık sistem olduğu için İstanbul'da Başak Demirtaş ve Milletvekili Celal Fırat'ın ismi ön Bir planda. Dakika. İstanbul'da Dem aday çıkaracak mı Yüzde yani? %90 oranında aday Oo, çıkartacak. bir yani. değil iki tane diyor Eş başkan ama. Oo. Hayır, hayır eş başkan Abi zaten olarak. zaten teknik olarak ama birini gösterecek. İzmir'de yani. de İzmir'de var, de... bir dakika hemen geçme bu çok önemli. Yok, geç dediğin için hızlı hızlı okuyorum. Yani hızlı tamam da yani bu çok önemli. Yani Dem İstanbul'da aday çıkarırsa İstanbul seçimlerinin şeyi değişir yani. Durumu değişir. Dezavantajlı olur, avantajlı olur. Demişten. Dezavantaj şu olur. Dem Parti'nin seçmen sadakati var. Kendi partisine verebilir. Avantajı şu olabilir. Olabilir. Yani ilçede kendine Ekrem verip... Ekrem İmamoğlu'na sürekli ki... suçlama yapılıyordu. İşte DEM Parti ile ittifaksınız, HDP ile ittifaksınız. Oradan çıkıp başka bir ittifak kurarsa Ekrem İmamoğlu kazanma şansı olabilir. İzmir'de Beritan Güneş'e aday koyuyorlar. Mardinli bir siyasetçi. Mardinli şundan dolayı vurguluyorum. İzmir'de çok Mardinli, Mardinli var. Şey. Bu şunu gösteriyor. İddialı bir aday koyuyor. Yani öyle tavşan aday vesaire değil... Dem Parti seçime damgasını Peki, vurmak Dem istiyor. Dem Parti İstanbul'da aday çıkar, çıkaracaksa bu AK Parti ile de anlaştı anlamına mı gelir perde arkasından hani Demirtaş senaryosu falan var ya. CHP ya ben onlara bak onlara gidersin. şundan dolayı Selahattin Demirtaş da bizim yayınlarımızı izliyor. Cezaevinde TV100 izleniyor tüm cezaevlerinde. Selahattin Demirtaş öyle bir pazarlık yapsaydı bunlara cezaevinde yatmasına da gerek kalmazdı. Zaten cebinde kırmızı pasaportu vardı. Dokunulmazlıklar kaldırıldığında çıkar giderdi ki ona Selahattin Demirtaş'a Yurt dışına çık seni tutuklayacaklar dedi. Ben mülteci hayatı yaşamam dedi. Tutuklanacağını bile bile kaldı. Yani 7 senedir cezaevinde yatan, seçimlerde açık tavır koyan, terör örgütü PKK ile 2019 seçimlerinde ters düşen birinin çok özür dilerim eşi üzerinden kendini kurtarma çabası falan olmaz. Selahattin Demirtaş Dem Parti'ye siyaset yapma avantajı veriyor. En güçlü adayı eşiyle birlikte ortaya çıkartarak Dem Parti'ye diyor ki siyaset yapıyorsan al kardeşim ben elimi yüksekten açtım. Dem Parti'de var Barış arkadaş. E, zaten Selahattin Demirtaş'tan evet. hiç hoşlanmıyorlar. Yani terör örgütü lideri Abdullah Öcalan da hoşlanmıyor. Dem Parti daha doğrusu HDP yöneticileri Selahattin Demirtaş cezaevine girdiği gün çaycısını, sekreterini, şoförünü danışmanın hepsini işten attılar. Vefasızlık gösterdiler. Böyle bir şey olur mu? Cezaevine giren bir kişinin Belki çamaşırını biri götürecek, belki yazısını biri yazacak, belki ailesiyle ilgilenecek. Böyle şey olur mu? Daha çok sahip çıkmaları gerekirken fırsat bu fırsat diyerek HDP yönetimi ne yazık ki Selahattin Demirtaş'a vefasızlık yaptı. Selahattin Demirtaş HDP'ye şu avantajı sundu. Eşi Başak Demirtaş'la birlikte. Siyaset yapıyorsan, iddia koyuyorsan al kardeşim ben elimi en üstten açıyorum. Ne diyecekler Başak Demirtaş'ın adaylığına? Hayır diyemiyorlar. Bir mor sandık tartışması vardı ama ama sona erdi o. E, yok sona ermedi, bitmedi. Çekti de. Hayır mi? hayır hayır çekilmedi çekilmedi. Hemen şunu söyleyeyim ya bir de böyle mesajlar yazıyorlar algı yaratıyorsunuz falan. Ya kardeşim biz aldığımız bilgiyi veriyoruz. Ya ben bunu Barış, da anlamış değilim ya. Başımız, hakikaten tam, yani sen, sen devam et, bilgileri gazetecilik bilgileri yapmak devam da bir dert oldu. Adam bir saattir ürün yerleştirme yapıyor. Orada tebrik <laughs> etmiyorlar. Şimdi algı yurtan, yapıyorsunuz diyorlar bir tane. Bütün Balıkesir, Edremit hakikaten şu anda bizim yayınımızın şu saatini bekledi. Bu saate kadar mesajlardan anlıyorum. Balıkesir'de, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi benim anlam veremediğim, karşı çıktığım, eşitsizlik yaratan, seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldıran bir karara imza attı. Karar ne? Şu. Edremit'te Cumhuriyet Halk Partili 12 belediye başkan aday adayı var. Fakat CHP yönetimi tuttu bir karar aldı. Bu kararı da parti meclis üyesi Gül Çiftçi açıkladı. Dediler ki biz bir mor sandık kuracağız. Bu mor sandıkta üyeler oy kullanacak. E güzel. Peki adaylar kim olacak? Adaylar sadece iki kadın olabilir dediler. Sadece kadınlar yarışacak. Şimdi orada... Seval Bozkurt, Nevin Sayman, Ahmet Özkoca, Cavit Cebeci, Cemal Arslan, Hasan Özpolat, Mehmet Ertaş, Metin Tunçer, Özcan Sarıçam, Selman Hasan Arslan, Tümdeniz Çelebi ve Yurt Yıldırım aday. Fakat diyorlar ki hayır kardeşim sadece Seval Bozkurt'la Nevin Sayman yarışabilir. Bu her türlü insan hakları ihlalidir onu söyleyelim. Ben bugün Peki. iki adayı da aradım. Hemen son söz bırakayım. Seval Bozkurt ve Nevin Sayman'ı aradım. Seval Bozkurt ve Nevin Sayman'a sordum. Seval Bozkurt şunu söyledi. Dedim ki ya bu mor sandıkla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü sadece o iki isim girebiliyor. Seval Bozkurt şunu söyledi. Genel merkezin verdiği bir karar. Biz tabii ki eşitlikten yanayız. Bana kalırsa tüm adam adaylar yarışmalı. Kadın adaylara halkta da bir teveccüh var. Ama henüz bize resmi olarak bir genelgede gelmedi. Ben ilçe başkanına da 12 adayın birden yarışması gerektiğini söyledim diyor. Barış bir de bu şey e şu Nev'in sayman da söyleyeyim evet, abi. Pardon. Nev'in sayman da diğer aday adayıyla şunu söyledi. Açıkçası bu konu netleşmedi. Henüz resmi bir genelge gelmedi dedi. Peki gelirse ne yapacaksınız dedim. Onu da o zaman konuşuruz dedi. Bu mor sandık işinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an önce vazgeçmesi lazım. Çünkü oraya bir grup feministinde götürülüp onların gözetiminde bir seçim yapılacağı falan söyleniyor. Bunlar doğru değil.